Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Gene balıklarımıza ATM vermişken, motorları durdurmuşken, balıklar kıpır kıpırken şöyle videoyu çekeyim istedim. Lepistes vlogumuz, uzun süredir lepistes vlogu gelmedi. Haklı olarak arkadaşlar da özledik lepistesleri diyorlar. Hemen bugün bir şöyle detaylıca lepisteslerimizi gösterelim. Bluegrass Metal Head'ler, güzel bir koloni oldu. Güzel yavru alıyorum. Bol bol doğuruyorlar. Keyifleri yerinde. Bu arada 3 akvaryumdu bunlar. 2 akvaryuma düşürdüm. Biraz sonra göreceksiniz. Akvaryumun birine balon balıklarını koyduğum için. Bir de orada sadece dişler kalmıştı. Onları başka bir akvaryuma transfer ettik. Burada Rainbow Antler'ler var. Genelde yavru oldukları için pek renk yok. Şurada bir tane erkeğimiz var sanırım. Onu şöyle güzelce odaklayabilirsek. Gerçekten güzel bir entler türü. Renkleri çok hoş. Başka erkeğimiz kalmamış mı ya? İki tane de mızık erkek vardı açıkçası da. Şu anda sadece bir tanesi görünüyor. Geri kalanlar hep yavru. Bunlar büyüdükçe renklenecekler artık. Şimdiki hiçbir şey görünmüyor. Red Dragon yavrularımız büyümeye devam ediyorlar. Acayip hareketliler. Boylarda bir renkli renkliler. Kıpır kıpırlar. Bunların büyüklerinden takviye yapacağım damızlık. Görüşmeler devam ediyor. Galaxy Red Metaller güzel üremeye başladı. Sağ olsun Şenol'un gönderdiği balıklar. Bizim ona gönderip onun bize gönderdiği balıklar. Bende soyu tükenmişti. Baya güzel oldu. Yavrularını sürekli başka akvaryumlara ayıklıyorum. Burada da baya gene bol yavru oldu. Bunları da ayıklayacağız. Tiger Antler akvaryumu gene burada bol miktarda yavru var, kıpır kıpırlar. Az önce Artem'i verdim ama açlar sürekli. Yem gelecek diye gene burayı saldırıyorlar. Red Tail Big Ear'lar farklı bir kan, farklı bir tarzları var. Bizim klasik bildiğimiz Red Tail'lerden. Bunlar da çok keyifli. Bunlar kaçıncı nesil oldu artık bilmiyorum. İkinci, üçüncü nesiller. Bunlar da şu anda doğum yapmaya başlayacaklar ve bunların da yavrularını alacağız. Ve harika bir full red akvaryumu. Bu set zamanında 4 akvaryum full red'ti. Biraz özüne geri döndü. Şimdi büyük bütün damızlıkları buraya toparladım. Güzel oldu gerçekten. Kıpır kıpır kıpkırmızı bir akvaryum oldu. Alt tarafta gene Galaxy Red Metal'in bir tane daha üretim akvaryumu. Burada da yavaş yavaş yavrular görmeye başladık. Bakalım bu türü devam ettireceğiz inşallah. Biliyorsunuz belki hatırlarsınız. Benim Lepistes Derneği yarışmasında derece aldığım balıklarda, ikincilik aldığım balıklarda. Blue Dragon'lar bol miktarda yavru var. Ve her zamanki gibi kıpır kıpırlar. Sağlıkları, keyifleri yerinde. Moscow Dark Blue'lar çılgınca her zaman yem istiyorlar. Her zaman çok hareketli bir akvaryum oldu burası. Gerçekten görsel şahane. Şöyle bitkiler de var. Bitkiler de çok keyifli. Hoş bir akvaryum. Yine Moscow Dark Blue'ların devamı. Bunlar da aynı şekilde çok keyifli, hareketli balıklar. Altlı üstü özellikle ikisini buraya koydum ki aynı türler yan yana olsun. HB White yavru akvaryumu. Bunlar da baya güzel, keyifleri yerinde. Bluegrass Metal Head'lerin ikinci akvaryumu. Dediğim gibi diğer akvaryumdaki dişlerin hepsini buraya toparladım. Burada da yine hat sayılır bir yavru var. Güzel yürüyorlar. Moskov Elektrik Blue bir harika erkeğimiz var. Bu akvaryum çok bir keyifli olamadı açıkçası. Hep bir keyifsizlik var. Şu erkek de ilk geldiğinden beri bu akvaryumda. Her gördüğümde çıkartacağım diyorum, unutuyorum açıkçası. Çünkü bir düzen tutmadı bu akvaryum. Balıklar pek bir keyifli değil ama şu erkek şahane. Açıkçası bu akvaryumdan pek bir beklentim yok. Gerçi burayı başka bir planım da var zaten. Buradaki balıkları buradan çıkartıp başka bir tür koyacağım. Blue Tail Snake Skin
Özkan'ın bana gönderdiği balıklardan aldığım yavrular bayağı damızlık olmaya başladılar. Yavaş yavaş bunlardan da yavru alacağım. Yine iki dişi, iki erkeğini buraya ayırmıştım. Onlar da çok güzel olmaya başladılar. Dişilerimiz nerede? Şu arkadalar. Yine onların üçüncü akvaryumu. Burası biraz karışık. Tetralar da var ama. Blue Tail Snakeskin'ler damızlık boya gelince bir ayıklama yapacağız buradan tabii ki. Şimdilik büyüme aşamasındalar. Burada 4 adet albino full platinum yavrusu var. Bu yavruların devamı dışarıdaki başka bir akvaryumda. Bunlar son damızlıkları verirken anne doğum yaptı ve burada kaldılar. Burada da birkaç son keyifsiz gene albino koyular var. Albino koyulardan oldum olası yıllardır düzen tutturamamışımdır. Bu denemelerde de gene başarısız olduk. Benim eski kandan red tail'ler büyüyorlar. Burada da albino Moscow Dark Blue yavruları var ama bunları da buradan çıkartacağım. Başka bir akvaryum alacağım. O akvaryumla ilgili de başka bir planım var. Burada doğup büyüyen King Cobra Red Tail'ler. Bir dişi bir erkekler. Bir de bunlar burada doğur mu tekrardan bilmiyorum ama burası ana kelebek kotoz akvaryum olduğu için sadece burada iki tanesi duruyor. HP White'larımızın bir bölümü. Bunlar bu karşıdaki akvaryumda çılgınca ürediler. Fakat buraya gelince keyifleri kaçtı. Ne bir doğum yaptılar, ne bir balıklar böyle bir çok canlı duruyor. Bazı akvaryumlarda lep sitesi olmuyor. Yani ona karar verdim. O dediğim, değiştireceğim dediğim bütün akvaryumlara melek koyacağım. Melekler sıkıntısız büyüyor. Geçen sefer lep sites videomda bu yerleri göstermeyi unuttum. Şimdi onu aklımdayken hemen burayı çekeyim. Çılgınca hareketliler. Burada bir sürü özel tür erkeği var. Yakaladıkça buraları atıyorum. Türlerin özelliklerini tam taşımayanlar hep buraları atıyorum ve güzel bir karışım oluyor şu anda burası. Şuradan çekince daha bir güzel görünüyorlar. Burada çeşit çeşit yerli lepistes var. Onlar da burada kıpır kıpır hayatlarına devam ediyorlar. Unutmadan göstermiş olayım. Şimdi albino full red, az önce en kalabalık akvaryumda gördüklerinizin yavruları. Odaklı hadi. Burada çılgınca bir yavru var. Yüzden fazla yavru olduğunu tahmin ediyorum burada. Bunlar da burada büyüyecekler. Gene King Cobra Red Tail'lerin bir tık küçük yavruları. Onları buraya aldım. Ana damızlıklar başka bir akvaryumda. Şuralarda hep çok küçük küçük lepistes yavruları var. Burada ne vardı? Moscow Firetail yavruları. Moscow Blue yavruları. Galaxy Red Metal yavruları. Bunları işte hep ayıklayıp anne babanın yanından böyle küçük küçük yerlere alıyorum. Burada büyüsünler diye. Jumbo Boy Albino Full Red damızlıklarımız. İnanılmaz bir görsele sahipler. Her gören çok beğeniyor bu balıkları. Bence de çok hoşlar. Bu arada bu kan benim hobihanemden gitme zaten. Benim en eski albino full red kanım. Sağ olsun bir abime zamanında vermiştik. O da güzelce üretmiş, bana tekrardan geri getirdi. Panda entler yavruları. Yavrular değil demeyeyim de. Damızlık altı boy gibi. Zaten küçük bir tür. Az önce bahsettiğim albino full platinum akvaryumu. Yavruların olduğu. Bayağı 15-18 kadar yavru olması lazım burada. Burada da Moscow Firetail'ların son kanları var artık. Burada büyüyorlar. Damızlık boya gelince başka bir akvaryum alıp üretime devam ederiz. Full Gold'larımız şöyle çekince daha bir hoş görünecek sanki. Sarılar. Moscow Blue'lar. Bunları küçücük yavruken atmıştım işte buralara. Burada büyüyorlar. Bu akvaryum güzel. Albino koyular anlamında. Sıkıntısız güzel büyüyorlar.
Yine burası Red Dragon yavruların olduğu bir akvaryum. Baya bol yavru var. Burada Blue... Neydi? Blue metaller. Bunlar da küçücük yavruyken atıldı buraya. Antlerlerin ana akvaryumu burasıydı. Burada da bir erkek iki dişi var şu anda. Bunlar burada büyüyüp üremeye devam ederler. Sıkıntısız bir şekilde. Şu anda iki dişimiz burada. Erkek de şurada. Küçük bir akvaryum. Bunlar da zaten küçük akvaryumlar çok uygun balıklar. Japon Blue Top Shower Snake Skinler. Çok hoşlar gerçekten. Geçen gün bir arkadaşıma bir çift verdim. Bitkili ışığı çok güzel bir akvaryumdu. Acayip şahane göründüler orada gerçekten. Hatta fotoğrafını da izinli alarak paylaştım. Tiger Antlerler. Gerçekten desen anlamında şahane balıklar. Benim kanım Moskova şey pardon Elektrik Blue Panda. Şöyle güzelce çekeyim. Bayağı bollaştırdım bunların sayılarını. Kendi oluşturduğumuz bir kan. Yani başka bir balığın Almanya'dan gelen balığın altından çıkmışlardı. Tamamen saflaştırdım. HB White'lar kıpır kıpırlar. Bayağı ciddi anlamda büyük domuzluk dişiler var. Şu filan gerçekten tam domuzluk bir balık. Red Tail Big Ear'lar. Kıpır kıpırlar. Pandaların, panda entlerler gene. Şu anda hepsini artemeye verdim açıkçası ama tabii ki balık çok olduğu için doymuyorlar ve sürekli yem istiyorlar. Albino King Cobra Red Tail'ler. Balık da Şenol göndermişti bana, hiç beğenmemiştim. Sonra bir dünya aldık. O bana demişti ama çok beğeneceksin balığı diye, haklı çıktı. Red Tail akvaryumu. Burası Lepsides değil. Gene Red Tail Big Air. Pardon, Red Mosaic Big Air'lar bunlar. Bir de şimdi ben onlara kuru yem vereceğim. Açıkçası onu bekliyorlar. Kıpır kıpırlar. Başka bir yerde de Lepsides yok şu anda. Hobi hanemizdeki Lepsides popülasyonu bu şekilde. Şöyle baştan sona hepsini bir göstermiş oldum. Bugünkü videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.